Kanal Fuar Haber'den hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Ana Haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik'in naaşı Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlanarak Malatya'da defnedildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle dün çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik için Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Saf durun! Töreni Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebu Bekir Bal ve Oya Eronat, şehidin babası Latif Çelik'le asker, polis ve vatandaşlar katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralıyla yapılan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından helallik alınarak şehidin cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi. Dünya ve ahirete mutaallık haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Tören sonunda Vali Münir Karaloğlu, şehidin babası Latif Çelik'i bineceği araca kadar yolculadı. Vali Karaloğlu, şehidin babasına başsağlığı dileğinde bulunurken, baba Latif Çelik de, vatan sağ olsun, Allah razı olsun, bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir, dedi. Abi yolun rakip olsun. Allah selam söyleyin. Herkese de selam söyleyin. Arkadaşlar var. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir Mehmet gider, bir Mehmet gelir inşallah. İnşallah. Bir Mehmet gelir. Canlarını Allah yolunda feda etmek suretiyle. Diyarbakır'daki törenin ardından karayoluyla Malatya'ya getirilen şehit Mehmet Çelik için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfekçi, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, askeri ve sivil erkanın yanı sıra vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la Cenaze namazında şehidin 1,5 yıl önce evlendiği Ebru Çelik'le annesi Aynur ve babası Latif Çelik güçlükle ayakta durabildi. İl müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tebriklerle birlikte garnizon şehitliğinde gözyaşları arasında defnedildi. 9 Ocak'ta Diyarbakır'ın Lice kırsalında bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Bizler de Kanal Urfa ailesi olarak şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine ise başsağlığı. Sayın seyirciler, Şanlıurfa Harran Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Havadan da görüntülenen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Havadan da görüntülenen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osman Bey kampüsünde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Öğleden sonra çıkan yangın kısa sürede deponun her tarafına sıçradı. İki
İçerisinde beyaz eşya, yatak, mobilyaların bulunduğu depodaki yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerine destek amaçlı jandarma ve emniyete ait tomalar da bölgeye gönderildi. Yangını söndürme çalışması devam ediyor. Şanlıurfa Aşevi Derneği hafta sonu kısıtlamasına rağmen muhtaç ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da gönülleri dokunan Şanlıurfa Aşevi Derneği kısıtlamalara rağmen yardıma muhtaç ailelere kuru gıda yardımına devam ediyor. Bu da bir hediye çekilir. Marketten alışveriş yapabilirsiniz. 200 liralık. Tamam. 30 yıldır hizmetlerine devam eden Şanlıurfa Aşevi Derneği pandemi nedeniyle sıcak yemeklere ara verildiği için kuru gıda yardımı yapıyor. Hafta sonu kısıtlamaları olmasına rağmen evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere Şanlıurfa Aşevi Derneği olarak kuru gıda yardımları kapılarına kadar götürülerek ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Aşevi'ne bütün yardım edene Allah Peygamber razı olsun. İşçilerinden tutana hepsine Allah razı olsun. Ali Hoca'dır ama biz babu deyik kendine. Allah kendine razı olsun. Her ihtiyacımızı temin edin. Emrimize kadar getirir. Kısıtlamalara rağmen çalışmalarına devam ettiklerini belirten Şanlıurfa Aşevi Derneği Başkanı Ali Topal konuşmasına şöyle devam etti. Gördüğünüz gibi Şanlıurfa Aşevi olarak biz yaklaşık 30 yıldır hizmetimize devam ediyoruz. Tabii ki bizim bu hizmetimiz Aşevi'nin sıcak yemek çıkmasıdır. Fakat bu pandemiden dolayı sıcak yemek çıkaramıyoruz. İnşallah Mart ayında sıcak yemeği çıkarmayı düşünüyoruz. Fakat bu sıcak yemeğin çıkmamasından dolayı buradan yardım alan kardeşlerimiz mağdur olmasın veya muhtaç olmasın diye biz bunların gıdalarını veriyoruz. Bu gıdalarını gelip buradan götürenler de var. Bugün de yasak olmasından dolayı biz arkadaşlarımızla, görevlilerimizle beraber bunların gelemeyen, yetişemeyen, yaşlı olan veya sakat olan ailelerimize kendimiz hem gıdalarını götürüyoruz, hem bazı hediyeler götürüyoruz, ekmeğini ve bunun yanında etlerini götürüyoruz. Rahmetli Aziz Hoca'nın bu hatırasını devam ettireceklerini belirten Topal konuşmasını şöyle sonlandırdı. Bu hizmetimiz devam ediyor ve devam edecek. Biliyorsunuz ki bu yardım kuruluşumuz Türkiye'de ilk kurulanlardan bir tanesidir. İnşallah bunu Şanlıurfalı kardeşlerimiz devam ettirecektir. Bizler de yardımcı oluyoruz. Biz rahmetli Aziz Hocamın bu hediyesini devam ettireceğiz inşallah. O bizim abimizdi. Allah rahmet etsin diyorum kendisine. Burayı Şanlıurfalı kardeşlerimiz yaşatacaktır. Biz de önemli değil. İnsanlar gelip geçicidir. Fakat buranın yaşaması Şanlıurfalı kardeşlerimizin buraya desteklerinden dolayı Urfa'daki dul, sakat, mahkum, fakir, fukara, yetim buradan faydalanıyor. Bu faydalanma da devam edecektir. İnşallah bu kapıyı Allah kapatmayacaktır. Bu da bir hediye çekilir. Marketten alışveriş yapabilirsiniz. 200 liralık. Akçakale Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazeteciler onuruna yemek verildi. Akçakale Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazeteciler onuruna yemek verildi. Gazeteciler onuruna verilen yemekte gazetecilerle buluşan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya gazetecilerin gününü kutladı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçedeki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerle birlikte mesaj veren Başkan Yalçınkaya, gazeteciler bizim hem gözümüz hem kulağımız hem elimiz her şeyimiz diyerek konuşmasına şöyle devam etti. Her şeyimiz. Gazeteci olmadan siyaset yapmak anlamsız. Çünkü gazeteci demokratik ülkelerde olur ve siyasilerin gerçek manada hür iradenin olduğu yerde gazeteci olur. Gazeteci arkadaşlarımız hem bu bölgenin hem bu
ilçenin çocukları, onların ilçeye bakışları, gelecekle ilgili düşünceleri, geçmişteki eksiklikleri hep birlikte oturduk, uzun uzadıya masaya yatırdık. İçinden yapabileceklerimizi, bize yol gösterdikleri oranda, kaynaklar ölçüsünde bunları önümüzdeki zaman telafi edeceğiz ve Akçakale'nin önüne inşallah hedeflediğimiz gibi sınırda bir yıldız ilçe yaratma noktasındaki azmimiz, gayretimiz devam edecek. Bu noktada zaman zaman da bu arkadaşlarımızla bir araya gelip tekrar bu yaptık çalışmalarımızı ve yapacaklarımızı değerlendirip yol haritamızı ona göre belirleyip hedefe doğru çalışmaya devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başkan Yalçın Kaya yemeğin ardından günün anısına gazetecilere çeşitli hediyeler takdim etti. Gaziantep'le devam ediyoruz sayın seyirciler. Gaziantep'te ATM'lerde işlem yapan yaşlı vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle kandırarak paralarını kendi hesabına havale eden şüpheli yakalandı. Gaziantep'te ATM'lerde işlem yapan yaşlı vatandaşları yardımcı olma bahanesiyle kandırarak paralarını kendi hesabına havale eden şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelinin dolandırıcılık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen ATM dolandırıcılığı olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ATM'lerde işlem yapan yaşlı vatandaşları yardımcı olma bahanesiyle kandırıp paralarını kendi hesabına havale eden ve 6 farklı dolandırıcılıkla bir adet otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin ATM'lerden işlem yapan vatandaşları kandırıp paralarını kendi hesabına havale etme anları ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. İşlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Şanlıurfa'da merkez ve kırsal mahallelerde altyapı sorunlarını çözüme kavuşturma hedefiyle hizmetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri fizibilite çalışmaları tamamlanan mahallelerde kanalizasyon deşarj sorununu ortadan kaldırıyor. Şanlıurfa'da merkez ve kırsal mahallelerde altyapı sorunlarını çözüme kavuşturma hedefiyle hizmetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, fizibilite çalışmaları tamamlanan mahallelerde kanalizasyon deşarj sorununu ortadan kaldırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün göreve gelmesiyle birlikte altyapı yatırımlarına ağırlık veren ŞUSKİ ekipleri, merkez ve kırsal ayrımı gözetmeden her vatandaşa aynı oranda hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. ŞUSKİ ekipleri bu kapsamda Karaköprü ilçesindeki Hamurkesen ve Pınarbaşı mahalleleriyle Akziyaret arasındaki kanalizasyon deşarj sorununa çözüm bulmak için 4800 metrelik altyapı çalışmalarına başladı. Fizibilite ve proje çalışmasının tamamlanmasının ardından sahada uygulamaya geçen ekipler 4800 metrelik mesafeyi kapsayan güzergahta personeller iş makineleriyle özverili çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Beyazgül'e, ŞUSKİ ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mahmut Badıllı, sorunlarının gerçekleştirilen çalışmalarla çözüme kavuştuğunu aktardı. Bu şeyden dolayı, bu parçasından dolayı bu şey devletler çok çekildi. Ondan sonra denel başkan zamanında inşallah iş bitecek. ...2020 yılı trafik kaza istatistiklerinin birçoğunda azalma görülürken... ...ölümlü trafik kazalarının 2019 yılına oranla %9 azalarak 1903 olduğu belirtildi. 2020 yılı trafik kaza istatistiklerinin birçoğunda azalma görülürken... ...ölümlü trafik kazalarının 2019 yılına oranla %9 azalarak 1903 olduğu görüldü. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılında trafik kazaları ile alakalı basına 22.089 haber yansıdığı tespit edildi. Bu rakam 2020 yılında 15.363 olarak kaydedildi. Böylelikle trafik kazaları ile alakalı haber sayılarında bile düşüş yaşandığı gözlendi. Kurallar, alınan önlemler ve pandemi ile beraber halkın eve kapanması kazalarda meydana gelen düşüşte birincil etken olarak dikkat çekti.
Ajans Pilis'in İçişleri Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2020 yılı trafik istatistiklerinin birçok kategorisinde azalma görüldü. Böylelikle ölümlü trafik kazalarının 2019 yılına oranla %9 azalarak 1903 olduğu kaydedildi. Olay yeri can kaybı ise %13 azalışla 2197'ye düşerken yaralanan kişi sayısı %20 azalışla 228.566 olarak kayıtlara geçti. Yaralanmalı trafik kazası sayılarına bakıldığında ise %14 azalışla 148.102 olarak saptandı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Özbek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallenin eksiklerini yerinde tespit eden Başkan Soylu, ilgili birime talimat vererek çalışma başlatacağını bildirdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Özbek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallenin eksiklerini yerinde tespit eden Başkan Soylu, ilgili birime talimat vererek çalışma başlatacağını bildirdi. Özbek Mahalle Muhtarı Sefer Muhammed Erdem, Başkan Feyyaz Soylu'ya teşekkür etti. İnşallah Allah razı olsun. Pavaz Başkanımızdan çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun buna. Başımızdan eksik etmez. Evvel reis-i cumhurumuzdan. Ondan sonra bir dakika belediye başkanlarımızdan. Allah razı olsun. Şimdi böyle sokaklarımızda bazı eksik yerler kalmış önceki belediye başkanlardan. Şimdi adamdaki başkanımızı getirdik. Bunu göstermek için şimdi gördü. İnşallah hayır ismen bunu yapacaktır. Yakın zamanda bitirecektir. Allah razı olsun yani bunlardan. Özbek mahallesinin talep ve sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan belediye başkanı Feyyaz Soylu, Özbek mahallemizde incelemelerde bulunduk. Az bir iş kalmış burada gözlemlediğimiz kadarıyla diyerek konuşmasına şöyle devam etti. Az bir iş kalmış burada. Birkaç tane sokakımızın parke taşı döşermemiş. Gördük, burada tespit ettik. Kanalizasyonun yeryüzünde aktığını da gördük. Bunu biz Büyükşehir Belediye'mize de inşallah ileteceğiz. Burada yapabileceklerimiz, bize ait olan işleri biz yaparız. İmkanlarımız dahilinde biz muhtarımızın, halkımızın yanındayız. İnşallah en kısa zamanda bu sorunu da gidermiş olacağız. Ceylanpınar ilçe halkının beklentisini yerine getirip çözüme kavuşturan Başkan Soylu, vatandaşların talep ve sorunlarını çözüme kavuşturmayı sürdürüyor. Çözüm odaklı çalışmalarına devam eden Başkan Soylu'ya, Özbek mahalle sakinleri teşekkür ederek destek verdi. Yoksa engel yoksa, bir sıkıntı yoksa biz yapalım. Ama bir önümüzde dosyada burayı yapmamız gerekiyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan İshak Kalesi'nin tepesinde 2000 yıllık Roma dönemine ait olan kaya mezarlar görenleri şaşırtıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan İshak Kalesi'nin tepesinde bulunan 2000 yıllık Roma dönemine ait olan kaya mezarlar şaşırtıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan ve yerden 60 metre yüksekliğe sahip olan İshak Kalesi üzerinde bulunan 2000 yıllık Roma dönemine ait olan mezarlar görenleri hayrete düşürüyor. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, İshak Kalesi'nde bulunan ve 2000 yıllık olan kaya mezarları turizme kazandıracaklarını ifade etti. Evet, kalenin bir diğer özelliği de üzerinde bulunan yaklaşık 2000 yıllık tarihi Roma kaya mezarlarıdır. Mezarların Roma döneminden kaldığı biliniyor. Yaklaşık 10 tane mezar var, kaya mezar var kalenin üzerinde. Bu şekilde. Ortahisar kasabasında turizme kazandırmayı planladığımız en önemli lokasyonlardan birisidir bu kale. Ancak pandemi sürecinde biraz turistik tanıtım faaliyetlerimiz azaldı, doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak önümüzdeki günlerde İshak Kalesi'ni de inşallah turizme en faal şekilde açmayı planlıyoruz. Kale yerden yaklaşık 60 metre yükseklikte ve içerisinden tünellerle en tepesine kadar ulaşım sağlanmakta. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler, ama bugün çok özel bir gündü aslında, birçok meslek dalı için özel bir gündü. 10 Ocak İdareciler Günü, Çalışan Gazeteciler Günü ve Ziraat Mühendisleri Günü. Bugün hepsi tek bir güne sığdırılmış olan meslek grupları için özel bir gün niteliği de taşıyordu. Bizler de görevini layıkıyla yapan herkesin bu özel gününü tebrik ediyor. Çalışma hayatında başarılar diliyoruz ve bir sonraki programlarda bültende tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz.